Burada A nokta get balance deyince get balance'ın içerisindeki şu kodu alıp, tamam mı? Şuradaki kodu alıp doğrudan şeyin içerisine yapıştırıyoruz. Çağırdığım yere yapıştırıyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla C++'larla çok böyle verimsiz çalışan bir kod falan filan yazmıyorlar. Özellikle setler getirirler bakımından. Yine şeyler bakımından, setler getirirler bakımından en azından. İlla yapılmış fonksiyonlarda bu verimsizlik yok. Söyle. Şimdi 18. satırda return rate diyor ya. Evet. Rate de 25. satırda tanımlanmış. Yani compile neden rate nedir diye soruyor. Evet, bu C mantığına baktığın zaman bu adamı daha şey yapmadan nedir? Bu adamı daha tanımlamadan burada kullanıyorsun falan filan diye diyor. Yani doğru esasında. Burada mesela get balance, burada get rate'i çağırabilir. Hiç görmediği halde. Öyle de düşünebilirsin. Bu şey kurallar böyle. Yani şu sınıfın içerisindeki tüm data memberlarına, tüm fonksiyonlara istediğin yerden erişebilirsin. Daha sonradan gelmiş, daha önceden gelmiş bir önemi yok. Yani onun nedeni de esasında biraz şu. C++ esasında şu implementasyonları ihmal ediyor ilk önce. Şuraya kadar bir okuyor. Tamam mı? Ondan sonra geri dönüp inline olmuş fonksiyonları sanki sen dışarıda yazmışsın gibi. Efendim? Aynı sınıfın içerisinde benden önce gelmiş, sonra gelmiş. Bir şey fark etmiyor. C gibi değil. Ama ben onu hiç bak düşünmüyorum bile. Güzel sordu arkadaş. Bitti mi yoklama? Ne o? Yoklama değil mi o? İmzalamayan var mı yoklamayı? Adam orada uyuyor ya. Sen ders arasında gel imzala. Bana göndereyim. Güzel. Başka soru var mı? Evet. O inline kodları karmaşık yazsak, onu değil, harici fonksiyon olarak aşağı mı yazılmıştır? Nasıl anlamadım? Mesela get rate fonksiyonunu karmaşık yazsak, mesela dosya çıkarsak. Evet, çok karışık bir. O tür fonksiyonları inline yapmayın diyorlar, tavsiye edilen o. Çünkü inline'dan çağrılmıyor değil mi? Inline'ın kodu şart diye yapıştırılıyor. Sen eğer bu fonksiyonu çok karmaşık bir şey yaparsan, 100 satırlık bir tane kod yazdın, onu da buraya koydun. O fonksiyonu 5 defa çağırsan farklı farklı yerlerde, aynı kod 5 defa oralara yapıştırılacak. O da koskocaman bir tane kod çıkaracak. Çağırmak yerine aynı kodu 5 defa yapıştırıyorsun oraya değil mi? Dolayısıyla tavsiye edilen, eğer fonksiyonu bir satırsa inline yapın. Değilse alt tarafa yazın, çağırma. Tamam mı? Yani o türlü bir kodun zaten kodun içerisine yapıştırması da verimlilik yapmayacak zaten. Verimsizlik yapar. Kodun sayesinde büyütüyor bu sefer. Onu yapıyor. Tamam. Ama ısrar ediyorsan yapabilirsin. Buraya mesela 10 satırlık bir kod yazdığın zaman da şu sınıf tanımı çok çekin görünüyor. 5'in satırlık başlayıp 31 defa bir kod var ya. O çok çekin görünüyor buraya 10 satırlık bir yazdığın zaman. Yani ben müşterime sadece şu public kısmı, şu kısmı göstermek istiyorum. Sadece bu public kısmı. Detaylar onu ilgilendirmeyecek. Ama ben buraya tutmuşum bir de 10 satırlık bir tane implementasyon doldurmuşum. O benim de müşterinin hoşuna gitmiyor. Tamam mı? Bunları pek fazla yapmamak lazım. Yapmamız lazım. İnline yapmanın tek yolu bu değil. Birkaç tane soru geldi, onu da söyleyeyim. Eğer fonksiyonlar, buradaki fonksiyonlar birkaç satır tutuyorsa ve hala onu inline yapmak istiyorsanız onları sınıfın dışında tanımlayıp implement edip o türlü fonksiyonları sınıfın dışında implement edip başlarına inline yazmanız lazım. Inline diye bir tane şey keyword'ü var. Inline diye bir tane C++ keyword var. Yine C'de yok bu. Inline diye keyword var. Diyorsun ki bu fonksiyon inline bir fonksiyon olacak. Tamam mı? Inline fonksiyon olacaksa burada tanımla. Burada implement et. Yok birazcık uzun. Ben bunu daha sonra implement edeceğim diyebilirsin. Tamam mı? Buraya koymak istemiyorsan bunları. Inline fonksiyonları. Buraya koymak istemiyorsan daha sonradan dışarıda implement edebilirsin. Ama kural dediğim gibi şu. Eğer fonksiyonlarınız uzunsa o zaman inline yapmayın. Verimsizliğe yol açacak. Nasıl verimsizliğe? Kodun büyüklüğü verimsizliğe, üretilen kodun, assembly kodunun verimsizliğe yol açacaktır. Tamam mı? Eğer işte burada use keyword inline in function declaration and function heading. Fonksiyon deklarasyonu da heading'in başına da inline yazdığınız zaman bu fonksiyon inline oluyor. Class member fonksiyonlar için eğer içeride implement edersen o inline oluyor. Ve böylece fonksiyon çağırıyor. Esasında ben size bir şey söyleyeyim mi? İnline yazıp yazmamak ya da sınıfın içerisinde dışarıda implement etmek bugünün compiler'larda çok önemli değil.
C++ ya da Visual Studio'nun compiler'ı yeteri kadar akıllı. Baktık ki fonksiyon çok kısa, dışarıda implement etmiş olsanız bile ya bu çok kısa, ben bunu çağırmayacağım, ben bunu inline ediyorum diyor, tamam mı? Hani eksi o 3 dediğim zaman ben Glyco optimize et demekti ya bu. Ben bunu hıza göre optimize edeceğim. Bu fonksiyonda ufak ufak fonksiyon bunlar diyor ya. Ben bunları inline edeceğim diyor. Tamam, bu fonksiyon compiler kendisi karar verebiliyor buna. Compiler'ın verdiği kararın da sizin çoğu zaman haberiniz olmuyor. Çünkü neydi? İnline kullansan da kullanmasan da sınıfın ürettiği kodun output'u tıp atıp aynı olacak. Hiçbir şey değişmiyor. Değil mi? Hiçbir şey değişmiyor. İnline kullansan da kullanmasan da hiçbir şey değişmiyor. Sonuç aynı olacak. Ufaktan performans farkı olabilir. Ufaktan performans farkı olabilir. İsterseniz bir deneyin. Bir fonksiyonu inline yaparak compile edin. İnline yapmadan compile edin ve eksi s flag ile compile edin. Assembly'sini üretin onun. Assembly'lerini bir karşılaştırın. Gerçekten o fonksiyon çağrılmış mı? Çağrılmamış mı? Oraya bir kod mu üretilmiş yoksa üretilmemiş mi? Falan ona bir bakın. Compiler ne yapıyormuş? Compiler'dan compiler'a değişecektir. Tamam? Compiler'dan compiler'a değişecektir. İnan ne diye anlattık öyleyse madem compiler kendisi karar veriyor. Birazcık işin mekaniğini anlayın diye. Bunların üzerinde birazcık düşünebilirim diye. Son dersi geçirmişim, birazcık sorusu olan var mı? Bir tane ufak soru sorunu ara verelim. Bir tane ufak soru. Soru sormasanız bekleyeceğim böyle. Tamam, bekliyorum. Aradan düşüyorum burada. Hocam. Kılıfın içerisinde inline yazmadık ya. Yazmadık ama sınıfın içerisinde bunu implement ettiğimizden dolayı bunlar inline. Burada inline yazdığın zaman bunun manası şu. Şuraya inline yazdın mesela. Inline yazdın şuraya. Ve implement etmedim bunu. Tam burada. Daha sonra da implement ettim. Onun başına da inline yazdım. Bu inline yapılacak manasına geliyor. Buraya inline yazmadım. Burada olduğu gibi yeter alırız. Ama burada implement etmişim. Bu inline işte. İnline yazmana gerek yok inline yapmak için. Sınıfın içerisinde implement ettiğin zaman inline oluyor. Eğer sınıfın dışında implement edip inline yapmak istiyorsan başına inline yazacaksın. Dışarıda implement edip onun başına inline yazıyorsun. Tamam. Güzel. 55 tane vermişim. 9 dakika sonra buluyor. Yoklama imza atmayan arkadaş geldi yaptın. Biraz sonra bunu kesmeyeceğiz. Burak kadar aynı imza yatan adam yok ya. Kesin sadece. Sen bırakmıyorsun. Nasıl atıyorsun? Yok. İnsan bu kadar aynı imza yatamaz. Bu kalem asası yok. Burada mı?